Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel tavuklarımızı çalışacağız. Tavuğumuzu anahtarlık formunda kullanabileceğimiz gibi bebeklerimiz için ya da eve gelen e, misafir çocuklar için çok güzel bir oyuncak olarak da e, kullanabiliriz. Nasıl arzu ederseniz bu haliyle ben anahtarlık olmadan kullanmak istiyorum ama sizlerle çalışacağımız e, tavuğumuzu anahtarlık olarak çalışacağız. Sizler de nasıl arzu ederseniz ona göre çalışabilirsiniz. Şöyle tavamızın yapımına bakalım. Önce baş kısmından çalışmaya başlıyoruz. İki tane aynı şekilde ördüğümüz bu yuvarlaklı trabzanlı bölümümüzü birleştirerek baş kısmını öncesinde örüyoruz. Daha sonra ise şuradaki görmüş olduğumuz göğüs kısmından daralmalarımızı, sırt kısmından ise artışlarımızı yapıyoruz. En son tamamladıktan sonra gördüğümüz bu kuyruk çalışmamızı yapıyoruz. Daha sonra gagamızı ve ibiğimizi çalışarak tavuğumuzu kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Evet dilediğiniz herhangi bir renkte çalışabilirsiniz. Bakınız ben bir tanesini ebrulü ipimle çalıştım. diğerine e, kahve köpüğü rengimle dilediğiniz renklerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. E, ve dilediğiniz ipimize uygun tığlar ya da elinize uygun tığlarla da çalışırsanız çok daha rahat sonuç ya da güzel sonuçlar alırsınız. İpimi alıyorum sihirli halkamızla alt kısmına başlayalım bakın şu şekilde tuttum tığımı girdiriyorum sabitliyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim 2 kat olan yeri bakınız şöyle tutarak onun üzerine örmeye başlıyorum zincirden oluşan trabzanımla birlikte toplamda 15 tane trabzanımızı örelim İkili olarak alıyorum 3 tane ördüm. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tam 15 tane trabzanım ördüm bakın salkamız açık iki katı hemen kısa ucu asılıyorum ve kapatıyorum zincirimin bulunduğu yere geliyorum şu şekilde birleşme işlemini yapıyorum Evet daha önce aynı şekilde ve aynı ölçülerde hazırladığım 15 tane trabzanımı e, yuvarlağım bakınız ipimi bunun kopardım diğerinin koparmadım her ikisinin ters yüzü birbirine denk gelecek şekilde tutuyorum her ikisinin de ters yönü düz yönler dışarıda ve örmeye başlıyorum herhangi bir yerinden başlıyorum bakınız diğerinden şöyle giriyorum her iki katını alarak geçiriyorum. Aynı yerden bakınız buradan girerek bir daha aynı yere batıyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. Daha sonra sırası ile önce buradan sonra sırayı takip eden yerin her ikisini aynı anda alıyorum hiç atlamadan bir tane sık iğne örüyorum. Aynı yere tekrar giriyorum yine aynı yerden çıkıyorum iki defa bir sonraki trabzanımı batıyorum diğerini de aynı şekilde bir sık iğne tekrar batıyorum ikinci kez aynı yere sık iğnemi örüyorum devam ediyorum aynı yere ikişer batıyorum ve ikisini de birbirine birleştiriyorum sırasıyla her iki katını alıyorum bir ve 2 sırası ile bakınız devam ediyorum şuradaki birleştirme noktamıza batalım bir defa girdim tekrar aynı yere sık iğne olarak iki tane batıyorum hemen 1 ve 2 5 tane kalana kadar 5 trabzanımız kalana kadar İlerleyelim. her yere ikişer ikişer batarak sayalım. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha bir aynı yere batıyorum 2 Evet Burası başımızın olduğu bölüm şöyle birleştirme işlemini yaptık her iki yönümüze de şimdi gövdemizi çalışacağımız bölümümüzü öreceğiz şu kısım açık kaldı bakınız şimdi şu fazla uzanan ipimi şöyle alayım oradan sarkmasın kendimizden taraftan örmeye başlıyoruz 5 tane trabzanımız kaldı 1 2 3 4 5 her birisini ikişer defa sık iğne ile örüyorum bir bu kez tek tek bakınız başı dolduracağımız için ve buradan gövdemize yürüyeceğimiz için 2 2 örüyorum bir sonrakini örüyorum bir sonraki beşer trabzanlarımızın üzerine ikişer sık iğne ile 10 sık iğne sağ tarafa 10 sık iğne sol tarafa ördüm ve en son trabzanımı ördükten sonra şuradaki devam eden yere geliyorum ilmeğimi geçiriyorum ana gövdeyi birleştirdiğimiz yere ve buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu baş kısmının her ikisini birleştirdiğimiz noktadan alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen tığımın başını doluyorum ilk trabzanım ilk sık iğneme giriyorum 1 çok uzun yapmayalım 2 2 tane fıstık için sarıyorum Önce sardıklarımı sonra zincirimle birlikte alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Bir ve iki. Sardıklarımı önce çekiyorum. İkinci kez diğer ilmeğimle geçiyorum. Bir. iki. Önce fıstıklarımı sonra diğer ilmeğimle. Yani iki defa da çekiyoruz. Bir. iki. tek seferde değil. Önce aldığım fıstıklar ve diğer ilmeğimle birlikte. Bir. 2 çok fazla dolgun olmasına gerek yok zaten sık sık olacağı için bu şekilde alalım iki tane yeter tabi tamam, ipiniz ince ise daha çok 3 4 alabilirsiniz 1 2 bütün sık iğnelerimizi birer birer örüyorum ve daha yönümüzün bir tarafındayız diğer tarafa geçişimizi yapmadık 2 1 ve 2 Evet. Fıstıklarımızı sayalım. Zincirimiz zincirimizin yanındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane fıstığımızı ördük. 10 tane e, sık iğne yapmıştık. Bakın 9'unu ördük. Bir tanesi kaldı. Şimdi bir tanesini yine alalım. 1, 2 Kapatmadan tutuyorum. Tam orta yerdeki fıstığımın bulunduğu yere geliyorum yani birleşme şu birleştiği yere İki defa da buradan alıyorum diğer tarafa geçiyorum 1 2 bakınız 3 tane aldım bir bu taraftan tam ortadan bir de diğer yönden aldım yani buradan 10. fıstığı aldım tam ortadan birleşme noktasından bir tane aldım diğer tarafa da zincir çekmiştik bakınız şuradaki devam ede gelen yerin hemen altına ve diğer yönün ilk sık iğnesinde bir tane fıstığımız ördük toplamda 1 2 3 tane fıstık grubumuz oldu hepsini çekiyorum şu şekilde kapatıyorum sıkıyorum ve bir tane zincir. Buradan daralma işlemini yapacağız. Tavuğumuzun göğüs kısmını oluşturan bölüm bu kısım olacak. Şuradaki görmüş olduğumuz bakınız daraldığımız bölümler olacak. Sırtı şöyle zincirimizin olduğu bölüm. Evet, üç tane fıstığımı aynı anda çektim ve daralmaya geçtim. Şimdi devam ediyorum. Her bir sık iğneme 1 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Birinciyi yaptım. Toplamda 9 tane fıstık öreceğiz buraya. 2 3 Devam ediyorum. Birer birer sık iğnelerimize girerek ikişer ikişer alıyorum. Birer birer fıstıklarımızı her bir sık iğnemize girdik ve ikişer aldık. Sayalım. Bakın e, şuradan kesme işleminden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane fıstığımı ördüm. Hemen zincirimin bulunduğu yere geldim. Bakınız burası şöyle zincirimin bulunduğu yer. Hemen zincirimin yanından giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektikten sonra ilk fıstığımı aşağıdaki zincirin hemen yanına yapıyorum bakınız. Bir tane artışımı yapmış oluyorum bu şekilde. Şöyle görelim açıyorum. Şöyle. Bir tane fıstık buraya. En son fıstığı ise diğer tarafına yapıyorum alttaki zincirimin. Ve bu şekilde artıyorum bakınız buradan. Hemen giriyorum. 1 2 1 2 defa da alıyorum. Devam ediyorum her bir fıstık arasına giriyorum. 1 2 İlerliyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 olan fıstıklarımızın her birinin arasına yine doldurarak ilerliyorum. alma işlemi yaptığım yere kadar geldim. Hemen yanına bir tane açık fıstık yapıyorum. Kapamıyorum. Bir açık fıstık bu tarafa. Hemen diğer tarafına sol tarafına da yine başını doluyorum. Burayı kapatmıyorum. Buraya dikkat edelim lütfen. Hepsini kapattım geldim. Hemen buradaki daralma işleminin sağ tarafına iki defa sardım. Kapatmadan açık fıstık olarak sol tarafına da bir iki defa sarıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum daralma işlemi göğüs bölgesinde yaptım ve hemen devam ediyorum birer birer fıstıklarımı yapıp kapatıyorum her birinin arasına giriyorum artık saymamıza gerek yok İlk sırada doğru yerleştirdiysek hiç problem olmadan ilerleyeceksin. Evet bitişe geldim. Bakınız e, zincirimin diğer yanına e, bu tarafı başlangıcı bir tane artmıştım. Şimdi aşağıdaki zincirimin hemen yanına giriyorum. Bakınız 1 2 alıyorum, kapatıyorum. Ve yukarıdaki zincirimin hemen diğer tarafına geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve iki tane fıstık grubumu bu şekilde tamamladım. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen alttaki zincirimin yanına artarak başlıyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Bütün fıstıklarımızın arasına girerek örüyorum ve iki defa da çekiyorum. Üçüncü sıramızı da örmekteyiz. Çok çok kolay. Hemen örebileceğiniz bir saatte. Tavuklar hem oyuncak olarak kullanabilirsiniz hem anahtarlık daha da büyütebilirsiniz ölçüler büyüdükçe tavuk da büyüyecektir nihayetinde aynı mantık üzere çalışacağız şöyle görelim yine daralmanın bulunduğu noktadayım hem sağ tarafa hem sol tarafa bir tane açık fıstığı yapıyorum İki defa da aldım kapatmıyorum diğer tarafına geçiyorum bir ve iki her ikisini tek seferde çekip kapatıyorum şöyle sıkıştırıyorum ve hemen yanından şöyle şuradan bakınız aynı yere batmayalım ilerleyelim bu üçüncü sıramızı da bitirmek üzereyiz şimdi sona doğru gelelim sona doğru geldim yine zincirimin yanına bir fıstık grubu daha çalışıyorum bir ve iki çekiyorum, kapatıyorum ve zincirimin hemen şöyle yanına giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 Yeni sıramı başlatıyorum ve tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bakın, alt sıradaki zincirin sol tarafına ilk fıstığımı yaparak başlıyorum. Çekiyorum, kapatıyorum. Dördüncü sıramızdayız şu an. Şöyle görelim. Hemen bakınız daraldığım noktadayım. Şurada açık fıstığımı yaptım. Diğer yanına da bir açık fıstık çalışması yapıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Devam ediyorum. Aynı yere kesinlikle batmıyoruz. Bir sonraya. Burayı da tamamlayalım. Zincirimize kadar dördüncü sıramızı da örelim zincirimin yanına kadar geldim hemen zincirimi bu tarafına da girerek fıstık grubumu örüyorum zincirimi hemen şöyle alıyorum ilmeğimi kaydırıyorum tekrar 1 2 3 burası sırt kısmını zincirlerle götürüyoruz bakın şöyle ve hemen zincirimin yanına son sıramızı örelim son fıstık sıramız olsun ve aynı şekilde göğüs kısmında kapatalım sıra başında görüşelim Evet 5. sıramızı da örerek geldim. Bakınız gayet güzel oldu yukarıya doğru. Eee sırt kısmımızın yükseldiğini görmekteyiz. 1 2 3 4 5 sıramızı ördük. Hemen zincirimin yanındayım. Son fıstık grubum ördüğüm zincirimi alıyorum. İlmeğimi geçiriyorum şu şekilde. Ve yeniden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine 1 2 kapatmıyoruz. Burada daraltma işlemini yapıyoruz. Hemen yanına geçiyorum. İki, ikisini aynı anda alıp kapatıyorum. Tekrar bir sonraki bölüme bir, iki. Bir sonraki açık fıstık olarak iki tane örüyoruz. Bir ve iki. Kapatıyoruz. Sırasıyla bir, iki. Bir sonraki bir, 2 açıyorum şöyle bir ve iki seferde kapatıyorum bir iki diğerine iki seferde kapatıyorum iki fıstığımız şöyle görelim bakınız artık arkası burası hem tavuk hem kuş olarak çalışabilirsiniz çalışmamızı çalışıyorum şu şekilde bakınız. Hemen 1 2 1 2 alıyorum, kapatıyorum. En son yere kadar geldim ve tamamladım. Zincirimin bulunduğu yere şöyle geçişimi yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi uzatıyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz arkadan e, dilerseniz elyaf, dilerseniz pamuk, e, dilerseniz herhangi bir şekilde e, doldurabilirsiniz. Ne isterseniz kalan iplerinizden bile doldurabilirsiniz. Evet şöyle görmüş olduğumuz e, dolgu malzemesiyle ben dolduruyorum. Sizler dilediğiniz de dolgu malzemesini kullanın. İçine doğru doldurdum. Tığımın ucuyla da başına doğru şöyle arkasından ittiriyoruz. Başa doğru bakınız. birazını doldurdum ben yine elimizle ittirerek dilediğiniz dolgu malzemesiyle doldurabilirsiniz. Evet yeteri kadar doldurduktan sonra artık arka kısımdan şöyle kapatmaya başlayalım. karşılıklı alalım. Her iki yönden kapatalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Kestiğimiz ipi hemen içeriye doğru alıp gizleyelim. Epey geriden alıyorum. şimdi şöyle bakınız kuyruk kısmımızı çalışmaya başlayalım. Kuyruk kısmımızı şurada zincirler vardı. Bakın sırt kısmında 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra zincirimiz vardı. Hemen 3. sıradan itibaren almaya başlayalım. Evet şimdi tığıma bir tane zincirimi çektim. Ve yukarıdan bakınız gagasının olduğu yerden çalışmaya başlıyor. İbiğinin olduğu yerden 1, 2, 3. Şuradan 3. den giriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve fıstığımı örmeye başlıyorum kuyruk kısmı için. 1 2 3 defa alıyorum. Kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yere giriyorum. 1 2 3 çekiyorum, kapatıyorum. Bir sonraki zincirime giriyorum. 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum son olarak en son birleşme noktasına şöyle aynı hizada giriyorum başını dolayarak girelim 1 2 3 4 fıstığımızı yapıyoruz bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum buraya giriyorum 1 2 ve 3 çekip kapatıyorum. Diğer araya geçiyorum. Şöyle ikisinin arasına 1, 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum bir sonraki araya yine başını dolayarak batıyorum 1 2 ve 3 1 2 bir tane zincirimi çekiyorum yönünü çeviriyorum 4 3 oldu bakınız uzatıyorum ilmeğimi 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 ve 3 2 oldu 3 2 şimdi son olarak kuyruğumuzu bir tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum araya giriyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum Evet tavuğumuzun kuyruğunu bu şekilde yaptık şimdi anahtarlığımız için olan bölümümüzü çalışmaya başlayacağız yine fıstıklarımızı yapalım uzunluğu ne kadar isterseniz çok fazla uzun olmasına gerek yok 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum bir zincir tekrar 1 2 3 çekiyorum Kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi anahtarlık olarak çalışacağımız bakınız metal yuvarlağımızı aldık. Şöyle tutuyorum. Ve başlıyorum. Bir tane sabitliyorum. Başını doluyorum. Tek seferde başını doluyorum. Tek seferde başını doluyorum. Tek seferde, doluyorum, tek seferde çekiyorum. Ve bu şekilde anahtarlığımızı çalışmış oluyoruz. Evet bu kadar yeterli. İpimi kesiyorum. Ve içeriye doğru gizliyorum. Şimdi gagamızı çalışalım. Bir tane zincirimi kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle bakınız ağız kısmına yaklaşalım. Ayarlayalım. Şöyle. Bir. 2 3 üç. Üçüncü. Şöyle sık iğnemin bulunduğu noktaya geliyorum. Sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir, iki defa da alıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve içeriye gizleyeceğiz şu şekilde sivri bir şekilde gagamızı çalıştık e, ibiğimizi çalıştık gagamıza şimdi başlayacağız İlerliyorum. 1 2 3 4 dördüncüden başlıyorum yine bir tane zincirimi çekiyorum ve giriyorum bir tane sık iğne ile tığımın başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum tek seferde hemen dibine batıyorum 1 2 aynı yere ikinci kez bakınız battığımız yere tekrar trabzanımı örüyorum bir yere ikişer ikişer battım bir sonraki sık iğneme başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve hemen aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki sık iğnemin içerisine girerek tek seferde çekiyorum başını doluyorum aynı yere 1 2 bir sonraki sık iğnemin içerisine giriyorum 1 2 aynı yere batıyorum tek seferde çekiyorum bir sonraki yere girip sık iğnemi örüyorum aynı yere batıyorum bakın hep aynı yere birkaç defa batıyoruz tek seferde çekiyorum yanındakine iki tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız ve hemen dibine batıyorum aynı yere batalım ipimizi keserek temizleyelim gagamız ve ibimizi bu şekilde çalıştık çok güzel oldu şimdi gözlerimizi de çalışalım öncesinde bakın şöyle içeriye doğru gizliyorum aynı yerin altına giriyorum biraz önceki batmış olduğum bölümlere girerek ipimi gizliyorum ve sonrasında kendi içerisinde kaybediyorum ipimi kesiyorum şuradaki ile gagayı sürekli karıştırıyorum ama söylerken dibinden ipimi çekiyorum bakınız hem de toparlıyor Yukarıya doğru alıyorum ve kaybediyorum. Yine buradaki bölümümüzde kendi içerisinde yediriyorum. Fazla olan iplerimizi de şu şekilde keserek alalım. Şimdi gözümüzü çalışalım. Gözümüze de şuradaki bakınız. Tam merkez noktaya dilerseniz hazır göz aparatları kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde siyah ipimizi takarak göz çalışması yapabilirsiniz. Şöyle arkaya düğümü attım. Bakınız epey güçlü bir düğümü atalım şöyle. Aynı yuvarlak çerçevesinde dolaşarak güzel bir düğüm atalım. İrice olsun düğümümüz göz formuna sokalım bunu. Bakın evet şu şekilde düğümümü attım. Diğer taraftan çıktım. Diğer tarafa ise aynı şekilde şöyle düğümümüzü atalım. Her iki tarafta aparatınız varsa aparatla yapalım. Aparat yoksa tabii hepimizin aparat bulma imkanı anında olmayabiliyor. İplerle etrafında düğümümüzü Şöyle epey iri bir düğüm atalım. Dolaştıra dolaştıra iğnemiz de çıkmayacak şekilde bakın. Çok kolay. Kesiyorum. Evet, şimdi bakın her iki tarafta da düğümlerden gayet güzel gözümüzü oluşturduk ve bu şekilde Tamamladık. Hepsini de ben düğüm tekniğini kullandım. Aparat yapmadım. Buradaki gagaları daha ince olan lif ipimle yaptım. Buradaki normal ipimle çalıştım. Sizler hangi iple çalışırsanız çalışın. Hepsiyle yapabilirsiniz. Evet şöyle tavuklarımızı görelim. Dilerseniz oyuncak, dilerseniz anahtarlık, dilerseniz süs eşyası olarak kullanabilirsiniz süslemelerde. Evet. Şöyle bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.